lan? La iki sene geçti, bütünü çalamadı şunu gitti ya. Şu arkamdaki gibi bari adamlara bak. Şunlar gibi çalamadı. Bak uygun yöntem ve teknikleri kullanmayayım. Ben ne yapayım? Ben yapmayacağım. Siye basacağım. Salak. Sen içeri geç. Akşam ben senin üstüne çok güzel teknikler uygulayacağım. Yap. O iş geçti. Geç. Et daha. Hazırlan. Allah kurtarsın Yaşar kardeş. Sağ ol. Halil abi sana emanet. Kendini bilmiyor. Buraları hiç bilmiyor. Anlat öğrensin ya. Eyvallah koçum, o iş bendeyiz. Hadi abin yanına geç. Selamünaleyküm ağa. Aleykümselam kardeş. Kardeş, buyur gel otur yanıma. Allah kurtarsın kardeş. Sağ ol kardeş. aslanım, adın ne senin bakalım? Adım Yaşar'dır ha. Yaşar kardeş. Neden düştün bu mahpuslarda? Ne suç işledin? Aa, vallahi bir suçum yoktur. Ya oğlum, nasıl suçun yok? Dışarıda fındığı kilosu 15 liraya geçmiş diyorlar. Yoksa fisko birlikten fındık mı çaldın lan? Ya bak aslanım, ben 12 senedir bu cezaevindeyim ama daha bir kişinin bile benim suçum var dediğini duymadım. Ama dur hele, sen yeni geldin. Bir otur, dinle, kendine gel. Anlatırsın herkese. Hasan! Oğlum bak buraya. Çaycıya, çaycıya, dayıların abileri. Çayım var, kahvem var, karamel marketem var, gazozum var. Ne alırsın abicim? Aslanım ben bir demli çay alayım. Sen ne istersin kardeş? Abi o neydi? Karamel marketo? Karamel ha, adını söylemeyi bilmediği şey nasıl çıkacak? Al burada senin çay içiyorum. Oraya hep getir lan buna. Bunun oraleti bol çeken olsun. Ayıp ediyorsun abiciğim. Ağam iki çay da bize söyleyecek. Sakine çay yok lan. Anlat sen aslanım, adam falan mı öldürdün yoksa ne yaptın? Olur mu öyle şey ağam? La yoksa tecavüz mü? Tecavüz mü? Affet ağam. Burada ağabeyiz var, gelse hesap sormak mı düştü? Affet ağam. Hırbo. Anlat sen aslanım, aslanım. Ağam. Benim olayım biraz karışık. Ben varla yok arası bir insanım. Yeri geldi yaşıyorsun diyorlar. Al sana dostum, al. La oğlum oynama, oynama! Kendi Kahramanmaraşlı da bütün iş uyumdan vazgeçtim. Al işte öyle, bilip durum biraz karmaşık ha. Sen şu işi en baştan hele anlat bakalım ya. Ağam, benim babam beni çok küçükken nüfus dairesine götürür. Ben de nüfus dairesinin çok güzel bir yer olduğunu sanırım. İlk başta da öyle geldi şimdi. Ama işte sonradan karıştı. Ya, şöyle anlatayım sana ağam. Ya anlatsana oğlum ya. Duyduklarımı birini anlatmasam çat diye çatlarım valla. Çat diye çatlamak üzere yeminle ezdireceğim. Bir de bilmiyorum zaten. Acaba kimi arasam? Telefon defterime bakayım. En iyisi mahalleyi aramak. 254-0691. Mahalle. Nasılsın? İyiyim, iyiyim ben. Bırak şimdi nasılsınları, iyi isimleri de. Sana çok güzel haberlerim var. Biliyorsun Mehtap'ı. Evet evet, bizim Mehtap. Mehtap'ın sevgilisi evlenme teklif etmek için G-City'deki Gönül Sarayı kahveciyi kapatıyor. İçine kafam kadar kocaman taşı olan bir yüzük koymuş. Mehtap kahveyi hop bir dikişte içmiş. Ay kesin müpürt ederek içmiştir o. Sevgilisi yüzüğü de yutmuş sanmış.
Bir telaş, bir telaş. Ay ne istiyorsunuz, ne oluyor? Kolay gelsin efendim. Biz bizim oğlana kimlik çıkaracaktık da. Bekleyin, işim var. Nerede kalmıştım? Sonra sevgilisi kahvenin helvesine parmağını daldırmış. Bakmış yüzük orada. Bakmış bir ok çekmiş. Mehtap şaşkınlıktan küçük dilini yutmuş. Sevgilisinin evlenme teklifine cevap bile verememiş. Ay mualla, ne diyecek acaba? Ben olsam hemen evet derdim valla. Valla ben de evet derdim bacım. Mualla, ben seni sonra ararım. Burada antika kılıklı insanlar var. Onları başımdan savayım, ararım. Uzun, uzun, uzun konuşuruz. Nasılsa bedava. Ne istiyorsunuz, ne kimliği? Efendim, boş ver kimliği. Mehtaba ne oldu mehtaba? Estağfurullah. Bizim oğlana kimlik çıkarmaya geldik de biz. Senin kimliğini ver de. Ver kimliğini. Ver, ver. Abi da bu. Bunda anlaşılmayacak ne var efendi?
Senin oğlun şehit düşmüş. Hanım, git de bir Fatiha oku. Tövbe estağfurullah. Hem de eğitim şehidi. Ya ne dedin sen? Nasıl şehit yok? Hem eğitim şehidi dedin. Bak şimdi, senin oğlan 1997'de Dursun Hoca'nın tiyatro dersinin vizesinde soruları görünce bunlar nasıl sorular ya Rabbi? Demiş, oracıkta şehit düşmüş. Bir de Müdüre Hanım, benim oğlan o tarihte 5 yaşında, 5 yaşındaki çocuk nasıl üniversiteye gidiyor? Devletin defterinde her şey kayıtlı. Ha, şimdi anlaşıldı. Senin oğlan 1970'te doğmuş. Şehit düştüğünde de 22 yaşındaymış. Tövbe tövbe. Ya ben kaçta doğmuşum hele? Bakalım. Hemen. Ha, işte. Sen de 1971'de doğmuşsun. 1971. Evet. Yani oğlum benden bir yaş büyük. Bak şimdi. Senin bu hanım senden önce birisiyle evlenmiş. Evlendiği adamın senden önce bir oğlu varmış. Adı da Yaşar. İşte o zaman senin oğlun senden büyük oluyor. Yani senin üvey oğlun Yaşar senden büyük olabilir. Vallahi çok iyi çıktınız müdürüm işin içinden. Zaten ancak böyle olmuş olabilir. Yani? Bizim Hacer kız, Hacer çocuk benden değil mi ya kız? Allah senin cesarını vermesin. Kadına şiddete hayır! Gezdi, tozdu. Kızlarla o Barselin
Ayşe dur. Ağlıyor böyle ya, sağdan soldan geliyorsun. Of yine geldi. Hep peşimde, hep peşimde. Sen dinlemez bunu. Al şunu da aslında. Yaşar sizin geleceğiniz için okumaya gitti Ayşe. Köyde işsizlik çok zor. Okumasaydı nasıl bakacaktı size? Hem fena mı? Öğretmen karısı olacaksın işte. Öğretmen karısı mı? Yok artık. Öğretmen maaşıyla kim geçinebiliyor bu devirde Ayşe? KPSS'ye girip, becerip, ilk yılında kazanıp, bir işe girip, o öğretmen maaşıyla nasıl bakacak size? Gelsen beni dinle Ayşe. Hem baksana şu tip size. Bakayım. Allah'ını tipsiz. Dönmeyin bu taraftan bakayım. Allah'ını tipsiz, billahına tipsiz. Üstüne üstlük, bir de üniversite mezunu. İşsiz, işsiz. Aa, peki. Baksana şunun tatlılığına, masumluğuna. İnsan değil ki, sanki bir melek. Sanki bir melek. Affedersen istemeye geleceğiz ya. Sahi mi diyorsun? Sahi diyorum ya kız.
Vallahi ben bilmem Yaşar Efendi. Bir babamdan hemen istemezsen başkasına vereceğim. Bilesin. Ayşem şu kimlik işini halletsen bari. Senin kimliğin yoktu da üniversiteye nasıl gittin sen? Orasını da bilmiyorum ben Ayşem. Kuzey parlağın yıldızında 4 yıl üstüne üstlük onca dersi verdim. Onca sunumu yaptım. Hem sonunda ne desinler? Yok senin kimliğin yok. Kimliksiz adama da diploma verme istedim. Ben de diplomayı alamadım. Diplomayı alamayınca da senin baban bana vermiyor. Ne edeyim? Orasını kendin bileceksin Yaşar Efendi. Bizim geleneğimizi biliyorsun. Bir kızı 1000 kişi ister, 1 kişi alır. Ay sizin geleneğinize. Hala gelmişler, görüyor musun? Bu saat oldu, hala gelmediler. Kız, acel. Gelsene. Hala gelmediler. Acel, bak emin misin? El mecbur bey, ne yapalım? O mendobur kadını da, Sinop'un kızını hiç sevmem ama yatıyor Ayşe'ye, kalkıyor Ayşe. Yaşar, bak son kararım. Baba 22 sene oldu gözünüzde benim. O benden günah bildiğiniz. Kalk hanım beni uğraştırma. Bak baştan söylüyorum ki senden vermek yok tamam mı? Yapabildiğin kadar pazarlık yap. Zaten çocuğu da o uyuz anasını hiç sevmem. Tamam, ne kadar yontabilirsek bizim için. Tamam mı? Tamam açayım. Pazarım çalıyor. Aç hanım aç. Acaba açmasam mı ya? Çalarlar çalarlar geri dönerler. Belki daha sonra... Olur mu öyle şey hanım ya? Aman Allah'ım. Ne çok severim sen, ne çok severim. Buyur. Ay hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk, gelişim hoş bulduk. Şöyle kız, hay şöyle olsun. Hoş geldin. Merhaba teyzeciğim. Gerek yok. Tekrar hoş gelmişsiniz. Hoş geldin. Reşit Doğan, nasılsın ya? Ne var ne yok? Sor, anlatsın, sana da. Ben de iyiyim çok şükür. Dünya meşakkatleri, yuvarlanıp gidiyorum. Sen Yaşar oğlum, okulun bitti mi? Okul bitti Saylan, çok iyiyiz. İyi, iyi, Allah tamamına erdirsin. Allah daha iyi etsin inşallah ya. Amin, amin. Hacer Hanım, siz nasılsınız acaba? Çok şükür iyiyiz Züleyha bacım, sen nasılsın? İyiyim, sağ ol. Geçin, ne yapayım? İyisin, iyisin, maşallah, domuz gibisin. Hacer Hanımcığım, daha nasılsınız? İyiyiz efendim, sizleri gördük, daha iyi olduk. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, çok şükür. Allah iyilik versin. Amin. Anneciğim, sen daha nasılsın? Allah'ım yarabbim, biz seni acaba küçükken 3 defa havaya atıp 2 defa mı tuttuk? Sen niye böyle oldun? Bir saat sonra. Daha nasılsın? Biz boş elcik kızını istedik. Verirsen başımıza taştır, elimiz kızına umutlaştır.
Vermezsen de dağda kal, tam bir oğlum. Çok! Kızım Ayşe, aza az demez, yoka yok demez. Azı çok eder, açı tok eder, eli uğurludur. Bey, dur. Hey, şunların bir tipine bak. Ay atlılar, atlılar. Geliyor Muratlılar. Kız görmeye gelmişmiş, mola suratlılar. Bir dakika.
Sahi mi diyorsun kız? Sahi tabii. Tüm dünya sana yaşamıyor dese de sen benim gönlümde yaşıyorsun. O zaman Ha Üniversite'ye gideceğim. Ha o lanet diplomayı da, o lanet kimliği de alacağım. Gelip ilk işim seni istemek olacak aşkım. Ya sonrası? Evleneceğiz elbet aşkım. İnşallah yaşarım. Hiç dinlemem babamı vallahi. Kaçar gelirim sen. Sen nereye, ben oraya. Kendine iyi bak aşkım. Yolun açık olsun yaşarım. Kız, Sefan ne olmuş biliyor musun? Ne olmuş kız bilmiyorum vallahi. Hiç bilen de bilmeyen bir olur mu? Ne kaçırdım yahu? Çok şey kaçırdın. Çok. Anlat canım, anlat da çatlatma insanı. Kız, bizim Murat Tomat'la Atacan yok mu? Ne olmuş ki onlara? Kız, onları birbirinden ayırıvermişler ya. Şöyle bir düşün bakalım. Muharrem Ergin'siz, Şenol Sancar, Dede Korkutsuz, Ülkü. Bunlar olmazsa eğitim fakültesi de Atacansız olmaz. Thank you.
Ne için bunlar, ne istiyorsun? Ben üniversiteden mezun olmak için gereken evraklar. Diplomayı alacağım, şuralara imza atacağım. Tamam, atacağım. Ben bilirim nereye imza atacağım. Kesin. Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Ha? Lan senin burada kaydın bile yok, ne diploması? Sen lanlı manlı konuşuyorsun ama buralara imza atacaksın biraz. Atmayacağım. Atacaksın buralara imza. Ya çek git, bozma benim kafamı, atmayacağım lan, atmayacağım. Atmayacağım. Seni delirtme, buralara imza atma. Atmayacağım lan, hadi attır. Güvenlik neredesin, götürün şunu ya. Buralara imza at çabuk. Delirin oğlum. Ya bırakın beni ya. Ben deli değilim ya. Allah'ım ya. Allah'ım Allah'ım. Yine bir ben deli değilim vakası. Ya doktor bey bırakın beni. Ben deli değilim, gözünü seveyim ya. Bey değil hanım. Bak evladım. Bak. Benim tanıdığım bütün insanlar deli. Evet oğlum, evet. Herkes deli. Herkes delirdi. E büyükler? E büyükler, büyük deli oldular. Küçükler? Bak arkada küçük küçük. Bak onlar da küçük deli olmuş. Aaa, ben şimdi anladım. Bu herkes delirdi. Herkes delirdi. Bu Dursun Şahin'in bu tiyatro dersinden kaynaklanmıyorsa ben bir şey bilmiyorum. Tamam doktor hanım, tamam da, ya. Deli ölür de, ölü iş delirir mi? Ölü adamın burada ne işi var be oğlum? Burası gasilhane, ben de gassal mıyım? Ya memur hanım, ben ölmüşüm, kayıtlarda ölü gözükürüm. Allah aşkına bir bak bu kayıtlara, bir bak Allah aşkına. Bakalım şuradan elektronik kayıtlarımızdan. Adın ne bakayım senin, adın ne? Yaşar. Yaşar. Hı. Yaşar. Yaşar. Ha buldum Yaşar efendi. Soyadın ne? Yaşamaz. O ne biçim soyadmış? Onu ne biçim yapmışlar? Yaşamaz. Yaşamaz. Yaşar yaşamaz. Yaşamaz. Burada da yaşamaz. Yok. 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 Yaşar hakikaten yaşamaz. Ebe oğlum Yaşar. Sen 6 aydır benim beynimin etini yiyorsun. Beni burada niye tutuyorsun? Ha? Beni burada niye tutuyorsun? Yaşar oğlum, sen kaçsan, ben kimi ihbar ederim kaçtı diye. Yok burada dursan, kimi tutuyorum derim. Sen hakikaten delisin Yaşar, delisin. Sen yaşamıyorsun, sen ölüsün. Sen şimdi ne yap biliyor musun Yaşar? Ne yap? Sen ne ölüsün, ne delisin. Sen burada daha fazla kalma Yaşar, git. Ya Allah yaşamamıyorum Yaşar. Of Allah'ım of! Of! Ne Ayşe var, ne diploma var, ne kimlik var arkadaş. Ben öleyim ya. Of arkadaş of! Of! Selamün aleyküm birader. Aleyküm selam. Ya birader adını söyle. Benim adım Yaşar'dır ha. Ya Yaşar kardeş, deminden beri oflayıp duruyorsun. Hayırdır, bir derdin mi var? Hiç sorma ha. Ben işsiz, sapsız, amaçsız bir insanım ha. Ya Yaşar kardeş, bilirsin. Derdini söylemeyen dermanı da bulamazmış. Söyle hele. Hem var ya, yoksa Kamil'den hiçbir şey kaçmaz. İcabına bakarız. Ağam sana şöyle anlatayım. Anlat. Öyle oldu işte ha. Tövbe 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 tövbe. Ya Yaşar kardeş ne diyeceğimi bilemiyorum. Senin başına gelen de pişmiş tavuğun başına gelmez şimdi. Gelmez ağam gelmez. Peki Yaşar kardeş ne yapmayı düşünüyorsun? Ben ne yaparım ne ederim orasını da bilmiyorum ki ağam. Ya Yaşar kardeş.
Kanım sana pek ısındı. Hem var ya. Kanım sana pek ısındı. Haline de üzüldüm. Sana bir iyilik edeyim de yap kıkçın ta Kamil abine dua et. Yapar mısın ha? Yaparım esnaftan lan. Ne sandın sen? Hem var ya. Bana Fenerbahçe'nin şampiyonunu ara dediler. Onu bile yaptım. Cidden mi ha? Cidden lan. Seninki de iş bile. Oturduğum yerden bile hallederim ben onu. Ağam bu nasıl olacak? Bir anlat hele ya. Ya bir diploma, bir de nüfus kağıdı ödeyim. Vallahi oturduğum yerden yaparım. Hiç merak etme sen. Ağam detayları anlatsana. Ne olacak, nasıl ya olacak? Ya şimdi yaşam kardeşim. Detayları bu kadar insanın içinde nasıl anlatayım? Bilirsin meslek sırrı. Çaktın mı köfteyi? Anladım ağam. Ha, sen hiç merak etme zaten. Ben seni kuzeyin parlayan yıldızının yıldızı yapacağım. Biliyor musun? Geceyle geçtiğim dersleri de ayla geçeceksin. Esrahtan mı diyorsun? Aa! Bırak seni!
Subhanallah. Subhanallah. Maşallah. Sen kullarını nasıl da özenebilirsin? Aykut. Yani bazı kulları. Aykut, iyi ki yedek telefonumu saklama yakın etmişim. Yoksa kapıdaki o yalı kazığı kılık derim, alacaktı bu bebişimi delirden. Sonra nasıl fotoğraf çekilip Instagram atardım? Hemen bir fotoğraf çekelim sınav başlamadan önce. Gülümseyin tatlı şeyler. Tövbe estağfurullah. Şey olsaydı şimdi büyüyecek. Kendisi sıkı takipçilerimden sayılır. Bu arada İmam Efendi, her şeye tövbe estağfurullah diyorsun ama maşallah herkesten önce poz veriyorsun kameraya. Neyse, şimdi fotoğraf çekilip yer bildiğimde bulunmamak da olmaz. Güre kampüsü, KPSS kombini, heyecanlı bekleyiş. Takipçilerin nerede olduğumu bilmeli. Kızım ne yapıyorsun sen? Hiçbir şey yapmıyorum hocam. Sınava geldim. Bu kılıkla mı geldin? Yeni KPSS kombinim hocam. Ceket 100 TL. Gömleği... ...50 TL. Etek 169.90 TL. Ayakkabılarım 300 TL. Yok artık, o ayakkabıları 300 TL mi verdin? Veririm hocam. Ben moda için her türlü kıyafete para veririm valla. Hem niye oynuyorsunuz? Nasıl ki Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi varsa, bunlar da benim ihtiyaçlar hiyerarşisi. Ben her yıl sınava gelmeden önce modayı takip eden şık giymeye çalışırım. Bu yılki sınav kombinimde de spor ile şıklığı birleştirmeye çalıştım. İyi tamam, geç kızım, yerine sınav başlayacak. Şu sınav salonuna bugüne kadar daha bir tane akıllısı gelmedi ya. Hepsi değişik, hepsi bir farklı. Bu hocalar üniversitede bunlara ne yapıyor anlamıyorum ki. Sanki son sınıfta oturun da tiyatro yapın diyorlar. Allah'ım ne yapacağım ben Allah'ım? Bütün bildiklerimi unuttum ya Rabbim, yardım et ona. Allah bir de yanıma bir kız geldi, şıkır şıkır şıkırdayıp duruyor. Ne yapacağım ben Allah'ım, yardım et bana ya Rabbim, yardım et. Önemli olan MGS, mümin kardeşim. Asıl orada bildiklerimizi unutmamız gerekiyor. MGS mi? O da ne ayol? Mezara giriş sınavı. Sabah akşam sıvarında çekin yapmaktan mezara gibi sıvarttan haberin olur mu? Ona sıra gelir mi? Son çekinini de orada yapacağız. Merhaba, ben Jale. Thank you.
Bittim ben. Vallahi de billahi de. Ay atanamayacağım. Kesin atanamayacağım. Ay bana bir şeyler oluyor Allah'ım. Ay bana bir şeyler oluyor. Önemli olan MGS. Al şu okulunu. Genel yetenekle zehir gibi yapacaksın. Eğitim bilimlerinde Pavlov köpeğim olur ya. İyileğe hurdaya karıştık. O conta mıdır, bijon mudur, ne menendir, hiç gözüm tutmadı adamı da. Başımıza bir iş gelmese bari. Dur soruları çözeyim de Ayşem'e kavuşayım. Alacağım lan seni Ayşe. 40 gün 3 gece düğün yapacağım fayın oldu sana. Bakalım. Aha soru 1. Aşağıdakilerden hangisi tamlayana düşmüş, tamlananın sıfat tamlaması olan isim tamlaması? Hem kafesinde de ne işi var bu sorunun? Hele başka bir soruya bir bakalım. Atanmam lazım, atanmam. Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut hikayelerinde yer alan kadın tiplemelerinden biri değildir? Aha, komisyona Ülke Hoca da girmiş. Solduran sokmuydu, tolduran toplu. Bilemedim ya. Hiçbirini de yapamadım. Dur bakayım. Gedikpaşa Tiyatrosu ne zaman yıkıldı? Tamam. Of, of. Nasıl atanacağım ben şimdi? Hiçbir soruya cevap veremedim. Ayşem kapıda müjde bekliyor. Ah Ayşem, canımın içi. Yok yere gittin canımın içindim. Sevdam gözü bebeğim. Ayşem orada söyler misin? Aslında benim sesim de epey güzelmiş ha. Kaset mi yapsaydım? Ne yapsaydım? Yaşar yaşamaz. Bir ben var, benden içeri. Hem katılıcı da gerek bana. Sadık babam da verirdi Ayşe'yi bana. Of Ayşe, of! Cevapları vermeye mi geldin aksakalım?
Yok yani, daha o kadar keramet göstermeye başlayamadım. Lakin hafta sonu için sana çok güzel bir kupon yaptım. Söyleyeyim de maçları yaz. Beşiktaş Galatasaray. Beşiktaş 2-1 alacak. Aykut Rize Trabzon. Rize 3-0 alacak. Vursun son para sağına gel. Ya oğlum ne var ne yok bas. Sen merak etme. Fenerbahçe de yine Conta Kamil'in sayesinde son dakikada bir tane atıp öyle alacak. Ya oğlum yüzüme bakma, çabuk yaz. Buradan daha Şenol'un rüyasına gireceğim. Aklıma çok güzel sorular geldi. Ya dede yakma çocukları. Ne yanması ya? Şenol Hoca zor sorar ama candır, can. Buradan da Binine'yle buluşmam var sonra, anlarsın ya. Konuşalım değil mi? Eyvallah. Tanzimat'tan beri mi sınava giriyorsun? Neyse, olsun bakalım. Ha? Uyuyan birisi. Evet, sınavın başından beri uyuyor. Durmadan uyudu. Yok lan, çık. Dede, şey... Ne dedesi oğlum, ben her gördüğünü aksakal dede mi sanıyorsun sen? Kimliğini çıkar, kimliğini. Kimlik, hadi hızlı ol. Oğlum bu kimliğin seri numarası yanlış lan. Nereden buldun bu kimliği? Ah Conta Kamil. Ah Conta Kamil. Conta Kamil mi? Demek seni de kandırdı diğer mağdurları gibi. Neyse olsun bakalım. Bak. Şu ninenin kimliğine bak. 90 yaşında ve onun da bir kimliği var. Senin bir kimliğin bile yok. Ben nereden bileyim senin yaşayıp yaşamadığını? Arkadaşlar bu arkadaşınız yaşar mı? Yaşamıyor. Yaşar mı? Yaşamıyor. Şimdi kızlar. Yaşamıyor. Yaşamıyor! Seyirciler! Yaşamıyor! Herkes! Yaşamıyor! Yaşamıyorlar diyorsak, yaşamıyorsundur. Geç şuraya, geç. İşte Yaşar'ın hikayesi. Yaşar, ne yaşar, ne yaşamaz. Saçmalık